Ekonomide 2023 yılına nasıl başladık? Aslında bir tarafta küresel resesyon endişesi var. İçeride, dışarıdaki gelişmelerle, genel bir değerlendirmeyle başlayalım mı? İbrahim Derici, sizinle başlayabiliriz. Hocamla mı? Pardon ben. Sizinle de başlayabiliriz, buyurun. Hocama da döneriz. Şimdi şöyle bir kere bence yani Ocak ayını tamamlarken kısmen geçen seneden gelen küresel olarak bu hep de üzerinde konuşulan resesyon endişeleri, yüksek faiz oranları dünya genelinde bir nebze örselenmiş gibi gözüküyor. Yani bugün de Amerika'dan büyüme verisini alacağız geçen senenin son çeyreğini. Ama öncü göstergelerde hem istihdam tarafında hem de işte satın alma müdürleri endeksleri gibi çeşitli konut satışları, perakende satışlar gibi baktığımızda beklenenden biraz daha iyi açıklandığını görüyorum ben açıkçası. Yani hala o büyüme beklentilerinde aşağı doğru revizeler geliyor. İşte Dünya Bankası ayın 10'unda, hemen ocağın 10'unda yine aşağı doğru küresel beklentileri aşağı çekti. Ama o beklentiden sonra gelen verilerin neredeyse %80'inde biraz da bu sürecin hem resesyon endişelerini giderici noktada olması hem de merkez bankalarının artık geçen seneki kadar böyle yüksek faiz oranları ve çok hızlı artış beklentilerinin genel olarak diyorum hala Avrupa'da bir faiz artış süreci devam edecek gibi gözüküyor. Ama biraz azaldığını görüyoruz. Mesela buna örnek olarak işte dolar endeksinin 114 seviyelerde olduğu bir geçen yıl varken şu sıralarda 102 seviyelerinin altında olması, belki bir gösterge olarak Amerikan tahvil faizlerinde 10 yıllıklarda 4.35'lere kadar çıktığımız yerlerden şu an işte 3.40'ların altına kadar gelmiş olmamız, biraz aslında daha böyle kötü bir yıl olabilir gibi beklediğimiz 2023'ün en azından şu süreç zarfında, yani bir aylık sürede biraz daha iyimsere döndüğünü görüyorum. Hatta bunu yurt dışı borsalarda da kısmen bir toparlama eğilimi içinde olmasına bağlayabiliriz. Küreselde biraz durum bu açıkçası. Yani çok kötü beklentinin biraz daha iyiye döndüğü bir süreç var. Tabii ki bu yıl içerisinde ben hala büyümenin, yani büyümeye bağlı olarak resesyonun konuşulduğu bir yıl olmaya devam edeceğini de düşünüyorum. İçeriye geldiğimizde ise tabii seçim aşağı yukarı yani belli olduğu gibi gözüküyor. Mayıs ayı içerisinde gerçekleşecek gibi duruyor. Burada bir netleşmeye doğru gidiyoruz. Geçen Aralık ayı enflasyonunu aldık. Şimdi hemen önümüzdeki haftada Ocak ayındaki veri göreceğiz enflasyonla ilgili. Burada bir geri çekim, en azından yıllık bazlı devam ettiğini görüyoruz. İçeride de neredeyse bu seçimi söylememin nedeni şundan dolayı, hani onun arifesindeki gelirlerin enflasyona biraz daha yaklaştırılması noktasında işte maaş düzenlemelerinden şirketlerin krediye daha ucuz ve daha geniş bir alanda erişebilmesi için KGF gibi adımlar atılıyor. Bazı büyük kamu projelerinin bitirilmeye yakın olduğu, bitirildiğini görüyoruz. İçeride de bugün bir enflasyon raporumuz var. Geçen haftaki Merkez Bankası'nın toplantısının özetini göreceğiz. Tahmin ediyorum Merkez Bankası bu süreci enflasyon içinde bugünkü raporda daha iyimser karşılayacaktır. Ve özellikle büyüme adımları içerisinde de kendi politikasını belirlemeye devam edecektir. Aslında içeride de dışarıdan etkilenebileceğimiz bu negatifliğin beklentilerinin biraz daha pozitife döndüğü veya daha iyimser olduğu gibi bir, benim hem içeride hem dışarıda Ocak ayını özetlemeye çalışırsam böyle bir ekonomik görüntü hakim olduğunu düşünüyorum. Tonguç Erbaş, sizin de yorumunuzu alalım. Hatta yani Çin sıfır vaka politikasını bırakalı, gevşeteli de çok aslında kısa bir süre oldu değil mi? Doğru. Ya şöyle, aslında biz hazır mıyız? Bundan sonraki süreçte hani bu gibi pandemilerde ekonomiler nasıl karar alır, ne gibi etkilidir? Aslında küresel açıdan neredeyse tüm ülkeleri etkileyen böyle bir süreçte bence çok net bir
En azından örnek teşkil etti ve buna yönelik evet farklı ülkeler farklı projeler veya işte bununla mücadele yöntemi kullansalar da bir sonraki yani tabii inşallah olmaz böyle bir şey ama bu veya benzeri bir durumda yani sosyal hayatı özellikle etkileyebilecek gelişmelerde bence tüm dünyada bir hazırlık dönemi yaşandı ve sonrasında da geçen sürede yani hala da bunun bazı ayak izleri var işte özellikle Çin'deki gelişmelere vesaire baktığımızda biraz da zaman kazanmış olduk. Neye zaman kazanmış olduk? Yani böyle bir pandemi yaşandı, bununla mücadele yapıldı. Belki işte bunu sosyal hayatın güncel seyrinden çıkarıldı, bir normal hastalığa doğru döndü ama hani o zaman ihtiyaç duyulan işte hem sağlık yönündeki araştırmalar hem belki sosyolojik açıdan yapılabilecek araştırmaları da bundan sonra ülkelerin araştırabilmesi, analiz etmesi içinde belli bir zaman geçti. Dolayısıyla herkes hani bir doğal afet gibi düşünürseniz bunu bundan sonraki süreçte buna benzer gelişmeler olduğunda ne yapılacağı konusunun zaten bir altyapısı ben tüm dünyada oluşturulduğunu düşünüyorum. Ama süreçler farklılaşabilir. Dolayısıyla belki bunun analizi, değerlendirmesi, sonra olabilecek gelişmeler de şu an için çok sıkıntı yaratacak gibi durmuyor dünyada. Hatta yöntemlerinin de tartışılabileceği, işte biz bazı şeyler yaptık, bunların birçoğundan olumlu dönüş aldık. Ama geliştirilmesi gereken yerlerde varsa, yani Türkiye için konuşuyorum, bunun analizini yapıyordur. Ama diğer ülkeler seçtikleri şartlar içerisinde daha kötü sonuçlar elde ettiler ve daha uzun süreçte bu pandemi sıkıntısını aşmaya çalıştılarsa onlar da kendi değerlendirmelerini yapacaktır. Ama ne olursa olsun küresel anlamda hani finansal krizler diyoruz. İşte buna bir sağlık krizinin bağladığı bir finansal kriz gibi de düşünürsek mutlaka önümüzdeki dönemde bir finansal kalıcılığı da oluyor. Şu an bizim karşımızda olan enflasyonda bana kalırsa yani dünyadaki yaşadığımız o yüksek fiyatların, yüksek maliyetlerin tamamen bu pandeminin karşılığı olarak görebiliriz ve bunun da işte mesela 2008 krizi oldu Amerika'da, onun neredeyse sonuçlarının 10 yıl sonra sıfırlamaya doğru giderken bir de pandemi kriziyle karşılaştı dünya. Dolayısıyla bunun etkisi de biraz önce hocam ifade ediyor da enflasyonla ilgili hani kalıcılık yaratabileceği konusunda mücadelenin çok daha zorlu olabileceği konusunda böyle bir çıktısı oldu ve biz de bununla yani belki sağlık tarafına ayrıca hani bu Bill Gates'in açıklamaları falan önümüzdeki yıllarda da tartışılır ama ekonomik olarak karşılığı da enflasyon olarak belki belli bir süre yani 3-4 yıl kadar kalıcılığı da olabilir. Yani bu yükselecek anlamında söylemiyorum ama daha önceki fiyatlamalara göre daha yüksek seviyelerde bir enflasyon küresel anlamda maalesef kalacak gibi duruyor şimdilik. Evet, yani ekonomiyle devam edelim artık bu virüs, moral bozucu virüs şeyinden konusundan da biraz çıkmak istiyorum Aklımızda açıkçası. Tutacağız ama gündemimizi de işgal yani etmesine evet, izin çok da işgal vermeyeceğiz. etmesine izin vermeyelim. Bugünleri en azından güzel geçirelim. Evet. Başımıza bir gelecek varsa da önlemleri alalım ama Merkez Bankası tarafında bugün yılın ilk enflasyon raporu açıklanacak ilerleyen saatlerde ama bir de liralaşma stratejisi kapsamında yeni bir karara imza attığını açıkladı. Yurt dışı kaynaklı dövizlerini Türk lirasına çeviren firmalara çeviren tutarın %2'si oranında döviz dönüşüm desteği verilecek. Liralaşma hedefini de %60 olarak açıklamıştı. Bununla ilgili yorumunuzu alabilir miyiz Tonguç Erbaş? Bu ne demek? %2 destek dedin, %2 daha pahalı mı alacak onu devlet? 18 değil de 20'den mi alacak mesela? Valla açık söyleyeyim Mustafa Bey, onun netleşmesini bilmiyorum ama benim anladığım oraya bir şey ödenecek. Hani bir karşılık gibi bunun faizi diyelim ya da daha yüksek meblağda bir geri dönüşü. Yani %2'lik bir marj oraya sağlanacak. Ama bu hani alırken mi yapılacak yoksa tutarın üzerine belli bir miktar işte %2 eklenerek karşı tarafa bir geri dönüşüm olacak. Onu inanın detayına bakmadım.
Ama bence burada isterseniz aktarayım, hani siz de daha bize detaylı anlatabilirsiniz. Şirketler yurda getirdikleri yurt dışı kaynaklı dövizlerinin en az %40'ını Merkez Bankası'na sattıktan sonra getirilen dövizin kalan kısmını kur korumalı dönüşüm hesabında değerlendirebilecek ve verdikleri taahhüt karşılığında Türk lirasına çevrilen tutarın %2'si kadar döviz dönüşüm desteği alabilecek. İşte o desteği... Benim anlayabileceğim bir şey değil bu ifade. Yani ben şöyle anlıyorum, bir miktar yani o %2'si bir tutar olarak onlara tahsis edilecek. Yani bu hani %12 olan kur korumalı mevduata yatırdığınızda bunu %14 olarak mı değerlendirilecek, o da olabilir. Ama sonuç itibariyle ben miktar olarak düşünüyorum bunu. Ama burada önemli olan bence %2 değil. Yani %2 yalnızca bir teşvik anlamında. Hani en azından biz de bunu size karşılık yapıyoruz anlamında korunması. Ama burada yani çok önemli mi? Mesela yurt dışındaki bir döviz var. Burada yapılmak istenen şey şu. İçeride zaten yeteri kadar hani liralaşma tarafında zorunlu karşılıklardan tutun, bankaların kredi verirkenki oranları değerlendirmesi, yurt dışında ihracat yaptığınızda gelip bu paranın bir kısmını içeriye park etmeniz. Ama yurt dışında da döviz tutmaya devam eden bir şey var, şirketler var. Özellikle bunlar kurumsal içinde kullanılan bir sistem aslında yaptığımız durum. Dolayısıyla burada Merkez Bankası mümkün olduğu kadar rezervlerini arttırmak istiyor. Ve olası yurt dışından da hani bir döviz üzerinde bir baskı yaratma durumu söz konusu olursa diye içeride biraz daha dövizini burada tutan kişilere en azından şimdi yurt dışındaki faizleri de düşündüğünüzde bu %2'lik meblağı da vererek biraz daha o %55'lerden %60'a doğru o işte liralaşma politikası içindeki belki mevduat kısmını diyelim tamamlamak istiyor. Bir. İkincisi, son dönemde tabii faizler aşağı gelince ve mevduat faizlerinde de yukarı doğru bir hareket olunca kur korumalı mevduat tarafında bir zirveye ulaşıldı ve burada kısmen çıkışlar da olduğu gözlemleniyor. Şimdi burada %40'lık bölümün kur korumalı mevduatta hani şirketlerin de yatırması durumunda aslında buradaki sistemde de tekrar bir genleşme olacak. Dolayısıyla bunu bir tercih ve hani kurumların ülkede tutabilecekleri döviz karşılığı kur korumalı mevduat olarak bakıldığında nasıl yapabiliriz %60'a doğru? Dolayısıyla yurt dışındaki dövize de böyle bir seçenek sunalım denilmiş. Bunun karşılığı ne kadar olur? Bunu tamamen kur korumalı mevduattaki değişimle anlayacağımızı ben düşünüyorum. Dolayısıyla önümüzdeki bir ay içerisinde haftalık Merkez Bankası'nın açıkladığı istatistikler içerisinde o %55 civarında olan ki daha önceleri %35'e kadar düşmüştü. Türk lirası mevduatlardaki artış ve bu kur korumalı mevduattaki miktarsal değişmeler bize bunun ne kadar tercih edildiğini gösterecek. Ama bu enflasyon raporuyla ilgili de tabii yılın ilk toplantısı olması ve Merkez Bankası toplantısının hemen ardından gerçekleşmesi genelde çok daha önceki yani geçen yıl %22 civarındaydı yanılmıyorsam hedef olarak hani baktığımızda yani ben çok enflasyon tarafında aşağı doğru bir beklentiye doğru gideceğini düşünmüyorum. En azından bu toplantıda Merkez Bankası'nın geçen hafta olduğu toplantıdaki gibi biraz daha takip ettiğini enflasyonla ilgili ama aşağı doğru beklentilerin yoğunlaştığını ve genel olarak işte küresel bu resesyonla, jeopolitik riskle ilgili durumun enflasyon üzerinde yarattığı etkileri değerlendirecektir Merkez Bankası. Ama daha iyimser bir görüş enflasyonla ilgili beyan etmesi çok doğal. Çünkü o beklediği baz etkisi geçen ay geldi. Büyük ihtimal şimdi biz ayın 25'inde 26'sındayız. İşte haftaya baktığımızda Şubat'ın 3'ü gibi nereye denk geliyorsa herhalde Cuma günüydü. Burada da Ocak ayı enflasyonunu göreceğiz.
Zaten artık bu saate kadar bence enflasyon netleşmiştir. Yani Merkez Bankası'nın elinde vardır o doneler. Evet. Orada da baz etkisinin güçlü olacağını bildiğimizden hani ilk etapta böyle %55'lere doğru falan gerileyen bir enflasyon yıllıkta görebileceği için daha iyimser kalması bu toplantı içerisinde muhtemel gibi gözüküyor. Şimdi bence bizle ilgili yurt dışında 3 tane iyi gelişme oldu yani son 1-2 ay içerisinde. Avrupa ile Amerika arasındaki mesele de şöyle. Aslında Avrupa bu pandemiden sonra özellikle enerji kriziyle birlikte tabii bu enerji depolaması, işte enerjinin dışarıdan taşınması meselelerinde aktif rol almaya çalışıyor kendi içerisinde. Yani zaman kaybetmedi. Her ne kadar işte tavan fiyatlar vesaire uygulanacak, rubleyle işlemler yapılacak gibi o haber akışları devam ederken ekonomik açıdan bu enerji kısıtlaması diyelim ya da maliyet artışlarını diyelim son dönemde çok yaşamıyor gibi duruyor. Ama Avrupa Amerika'dan çok bu pandemi sonrasında kendi üretim yerlerini diyelim bölgelerini aslında biraz dışarıda uygulamak istedi. Hatta bu sırada Türkiye'de çok gündeme geldi. Yani yakın bir coğrafya, işte burada bir alternatif olur muyuz vesaire diye. Bir kısım burada üretim şeyleri, haberleri geliyor ama hani ben daha büyük bazı kaynaklar olabileceğini düşünüyordum. Mesela demir çelik gibi, işte otomotiv gibi vesaire. Belki bunları zamanla da Türkiye görecek ama esas Uzak Doğu'da ben yani bu üretim kanallarını pandemi sonrasında Çin'de vesaire yapmaya çalışıyordu. Fakat bu enerji yani Rusya-Ukrayna meselesi gündeme geldikten sonra o kanalın da biraz kapandığını gördük. Ve o zaman aslında hani blok blok düşündüğümüzde işte NATO gibi düşünebilirsiniz ya da Rusya karşıtı bölgeler gibi baktığınızda o zaman Avrupa'nın Amerika ile biraz daha yakınlaşması gündeme geldi. Hala mesela swap şeyleri kendi arasında mesela Avrupa Merkez Bankası ile Amerika'nın devam ediyor vesaire. Ama buradaki Türkiye için bence 3 kritik noktadan bir tanesi Euro para biriminin diyelim yani parite üzerinden girersek Amerikan dolarıyla Euro arasında 0.95'lere düşen yani Euro'nun giderek değer kazandığı bir ortamdan bugün itibariyle işte 1.09'lara gelmiş bir euro var. Daha değerli bir euro var. Bu bizim geçen sene hep konuştuğumuz işte Türkiye için negatif bir görüntüdür. Euro'nun daha değerli olması bizim en yüksek partnerimizdir, ticaret partnerimizdir. Hani bu üretim kanallarının dışında bu para birimi arasındaki değişim bir kere Türkiye'nin bence işine yaramaya devam edecek önümüzdeki dönem en önemli başlıklardan biri ki bunun yükselmeye devam edeceğini de bekliyoruz. Yani bir onların üstüne geçmesi de muhtemel gibi gözüküyor. İkincisi, evet Amerika bana kalırsa en fazla iki toplantıda 0.25'lik veya bir toplantıda 0.50'lik bir faiz artışıyla faiz artışını noktalandıracaktır. Avrupa tamamen katılıyorum. Daha geriden geldiği için belki biraz daha yüksek birkaç toplantı yani işte 50 bas puan bekleniyor önümüzdeki hafta. 1-2 50 bas puanlık artış sonrası o da yavaşlamaya gidecektir. Yalnız enteresan olan şey şu yani Türkiye için ikinci pozitif olabilecek. Yalnız Türkiye için de değil aslında küresel anlamda da artık geçen yıl kadar majör merkez bankalarının hızlı faiz yükselttiğini görmeyeceğiz. Şu da enteresan. Biraz önce aslında yayının başında da ifade ettim. Ekonomilerde toparlanma ivmesi görünmesine rağmen merkez bankaları bu faiz artışlarını durduruyorlar. Bu göstergeyi de yine anlatmaya çalıştığım gibi hem tahvil faizlerinde gerileme hem de daha değersiz bir dolarla görüyoruz küresel açıdan. Bir üçüncü başlığa da baktığımızda hani Türkiye açısından bence Ukrayna ve Rusya arasındaki süreç sonrasında bu enerji merkezi olma, depolama konuları, Türkiye'nin ön plana çıkması gibi meseleler
Belki bir seçim arifesinde olmamız neticesiyle, hani öncesinde mi olur sonrasında mı olur bilemiyorum şeyin, Türkiye'ye katacağı enerjinin, ama mutlaka buradan da bir strateji konumu itibariyle bu gelişmelerden çok net nemalanmaya devam edecek bir konumdayız. Şimdi yani diğer tüm işte enflasyondur, büyümedir, yani Türkiye'nin geleceğidir, şu anki durumudur vesaire, hani bunlar ayrıca konuşulur. Ama son iki aydaki değişim bence bu üç başlık içinde Türkiye için konuşulabilir. O açıdan dışarıda daha düşük diyelim ya da yataylaşmış bir faiz döngüsü, beklenenden daha iyi bir küresel toparlanma inmesi, ama hala yüksek enflasyonla mücadele etmeye çalışan ve elinde de bir jeopolitik riskin olduğu bir küresel piyasa olacak. Dolayısıyla hala işler çok kolay değil dışarıda, ama bizim için rüzgar en azından hani işte ne bileyim sağ taraftan ya da sancak dedikleri bölgeden eserken biraz daha tersten gelmeye başlamış. O zaman bir denizcilerin tabiriyle bir tramola atıp biz de bu rüzgar içerisinde yolumuza devam etmemiz gerekiyor. O açıdan ben hani bizim için de son iki ayın biraz daha yurt dışı için pozitife dönmüş gibi görüyorum. Bir şey söyleyeyim, cümlenizin arasında geçtiği için özellikle soracağım. Ben de hani dikkati çekmiştim. Özellikle demir çelikte Türkiye'ye yönelik uygulamaların haksız olduğu kararından sonra Amerika'dan pozitif yönde bir adım geldi mi? Bu konuda bir gelişme var mı? Bilginiz var mı? Takip ettiğiniz? Şöyle, şu anda yok bildiğim kadarıyla, yani oradaki kotalar üzerinde. Hı hı. Fakat şöyle bir şey var, yani tabii burada halka açık şirketler de olduğu için borsada, hani ben çok üzerinde de yorum yapmak istemiyorum net, yani bir sonuçta netleşen bir şey yok. Ama buradaki beklentinin hem açılacağı noktasında hem bu küresel biraz daha hani toparlama eğiliminin, işte Avrupa'nın ihtiyacı dahilindeki noktada bizim demir çelik sektörünün, hatta içerideki yapılan yatırımları da düşündüğümüzde daha iyi bir konuma gelme noktasında bir beklenti var. Yani tamam. Biz tabii şimdi biraz piyasacılar olduğumuz için hani... Evet, doğru. Doğru. Net bir haber olsa açıklanan diyeceğim ki şöyle oran değişti, işte bunun tamam. Bir pozitif gelişmesi tamam. Var. Ama bizim demir çelik sektöründe faaliyet gösteren firmalarımızın kısa bir süre içerisinde böyle bir sürece girebileceği gibi bir beklenti var. Olur olmaz bilmiyorum. Tamam. Ama benim beklentim de bunun çok uzak olmadığı noktasında. Tamam. O açıdan orada da hani fiyat hareketlerinde biz zaman zaman mesela geçen yıl biraz negatif ayrışan bu sektörün son dönemde biraz daha toparladığını çok net bir şekilde gördük. Bir de şeyi görünce, grafiği görünce böyle canavarın dişleri gibi olmaya başladı. O kadar çok zikzak var ki. Evet. O küçük yatırımcı yer yani. Geçen sene yani kısmen belki tamamında gördüğümüz oynaklığı biz Ocak ayının içerisinde bu yıl yaşamışızdır diye, o heyecanın hepsini Ocak ayında inşallah tüketmişizdir diyeyim yani. Ama ben çok açık şunu söyleyeyim, yani şimdi borsada herkes bir yükseliş üzerinden konuşurken vadeli piyasalar var mesela, burada aşağı yönlü de pozisyon olan kişiler var. Borsada belli hisse senetlerinde açığa satış yaparak buradan gelir elde etmeye çalışan yatırımcılar da var. Yani borsa yükselmesi herkese yani genel anlamda para kazandırır, ama trader bazlı baktığınızda hani buradaki fırsatları da aşağı doğru olduğunda değerlendirmeye çalışan kişi veya kurumlar var. Bu da gayet yani bu yatırımın şu an için küresel piyasalarda da geçerli olan bir kuralı. Onun için Borsa İstanbul'daki oynaklık benim görebildiğim kadarıyla Ocak ayında hacimler düşük kalırken yukarı aşağı doğru daha hızlı olabiliyor. Mesela kritik 5300 seviyesi, 5500 seviyesi, ikisini biz yine bu ay içerisinde aşağı sert kırdığında yine aşağı doğru sert hareketler gördük. Fakat
Hala yatırımcı ilgisi devam etmesi, bilanço beklentilerinin ki dün akşam işte Arçelik'le başladığımız bilanço sezonundaki beklentilerin güçlü olması bence borsayı belli bir noktada tutmaya devam ediyor. Ama biraz önce Mustafa Bey'in dediği o dişli meselesinde ben çok açık şunu söyleyeyim. Yani ben sonuçta yorum yapan, hani belli stratejiler üzerinden ve belli beklentiler alternatiflerini söylemekle yükümlü biriyim. Doğru. Şimdi eğer biz 5700'de bir zirve yaptık ve 5550'de ikinci zirveyi yaptıktan sonra bu seviyenin üstüne, özellikle 5550'nin üzerine geçersek, zaten bizim yeni hedefimiz 5700'ün de üstünde olması gerekiyor. Ha, bunu bize sağlayacak şey bilanço dönemi ise, o zaman onu takip etmemiz gerekiyor veya başka bir gelişme ise. Dolayısıyla birinci senaryo bu olabilir. Yani düşüşler evet olabilir, dalgalanmalar olabilir, ama tekrar 5550'nin üstü bana net bir şekilde 5700'ün üstünde de bir zirveyi gösterir. Fakat ikinci senaryoda bir tanesi 5700, bir tanesi 5550 ise, yani ben bunu piyasadaki oynaklığa bağlayarak söylemiyorum, tamamen teknik olarak, hı hı, ve biz tekrar bir üçüncü denemede 5550'yi geçemiyorsak, bana kalırsa bu bir düşüş trendinin de başlangıcını gösterir. Düşüş trendleri aslında böyle bir günde olmaz. Yani biz bunu altın piyasasında da gördük, petrolde de gördük kısmen. Yani bunu yatırımcılar acaba mı sorusunu çok gündeme getirir, ama biraz daha soğukkanlı baktığınızda yani tepelerin giderek aşağıda oluştuğu bir düşüş trendidir ve bu bunu değiştirecek bir gelişme olana kadar, mesela Amerika'da işte veya Avrupa'daki borsalar son bir ayda bunu değiştirdi. Tekrar yükseliş trendine başladı. Bu sürece de girebilir. Şimdi bunu anlayabilmesi için yatırımcının, bizim için en kritik yer 5300 seviyesi. Ha, şu noktada şirket karlılıkları, mesela dün gördüğümüz işte Arçelik gibi veya şirketlerin beklentileri, yatırımları, satış, ürün sattıkları ürün adedinin artması noktasında, zaten 12 aylık bilançolarda veya önümüzdeki dönemde de aslında çok bozulma beklemek doğru değil. Yani Türkiye artık başka bir, hani borsadaki şirketlerin hali, tavrı, gelişimi biraz daha değişti. Ama burada fiyatların oluşturduğu yer biraz yüksek kalabilirse, bu düşüş trendinde biz geri gelebiliriz. Dolayısıyla kısaca şöyle özetleyeyim. 5300'ün üstündeysek ve 5550'yi geçiyorsak yeni bir zirve düşünelim. Fakat 5550'yi geçmeden her yaptığımız atak sonrası tekrar 5300'ün altına borsa geliyorsa, o zaman burada da biraz temkinli olalım. Ve geçen ay söylediğimiz 2022 gibi bir borsa İstanbul getirisi yatırımcıların beklemesinin ben hala çok mantıklı olmadığını, daha seçici, daha kuralcı, daha disiplinli bir borsa yatırımını tercih etmemiz gerektiğini yineleyerek sözlerimi tamamlayayım. Çok teşekkür ediyoruz Ahlak Yatırım Genel Müdür Yardımcısı Tonguç Erbaş. Ben teşekkür ederim. Herkese selamlar. Çok sağ olun. Kolay gelsin. Teşekkür ediyoruz. Sağ olun.